Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Başlamadan önce her hafta yapmış olduğum hatırlatmayı bir kez daha yinelemek istiyorum. Şu anda yayınımız hem Zoom platformu üzerinden hem de sosyal medyada Adapazarı MEM Instagram sayfası üzerinden canlı olarak gerçekleşmekte. Zoom'da problem yaşamanız halinde Instagram üzerinden yayınımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel bürodan gerçekleştirdiğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Seval Oyuncakçı. Çevrimiçi Okul Tanıtımları Projesi kapsamında dördüncüsünü düzenlediğimiz yayınımızın bu haftaki konuğu Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Az sonra değerli konuklarımız bizlerle birlikte olacaklar. Yine daha önce yaptığım gibi yayın akışımız hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. İlk olarak okulumuzun kısa bir tanıtım videosuyla yayınımıza başlayacağız. Sonrasında değerli müdürümüz Sayın İrfan Karaçayır bize okulumuz hakkında genel bilgiler verecek. Ardından metal teknolojisi alan şefi Sayın Akın Dede'den okulumuz hakkında detaylı bilgiler alacağız. Sonrasında 12. sınıf metal teknolojisi alanı öğrencisi Ömer Faruk Aydın ve mezunları Sayın Mümin Elçin, kendisi aynı zamanda elektrik alanı öğretmenidir, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni öğrenci ve mezun gözüyle bizlere anlatacaklar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden okulumuzun tanıtım videosu ile başlayalım. İyi seyirler. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1982 yılından bu yana Sakarya'da nitelikli meslek elemanlarının yetişmesine kaynak oluyor. Orta öğretimde mesleki ve teknik başarının anahtarına sahip olan öğrenciler erken yaşlarda endüstriye adım atmanın yanı sıra yüksek öğrenimde de kariyer yapıyorlar. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mesleki kazanımlar yaparak ve yaşayarak öğretiliyor. Burada mesleki yaşama atılan ilk adımlar alanında uzman öğretmenlerle gerçekleştiriliyor. Her türlü donanıma sahip atölyelerde teorik ve pratik eğitim veren öğretmenler birey ve grup uygulamalarını da izleyerek öğrencilere rehberlik yapıyorlar. Bu uygulama öğrenmeyi kolaylaştırırken mesleki kazanımları da artırıyor. 11. ve 12. sınıflarda mesleki yetkinlik kazanmaya başlayan öğrenciler, üretim ve hizmet alanındaki staj programlarında iş hayatına da uyum sağlıyorlar. Staj süresince işletmelerde mesleki eğitimin yasal mevzuat kapsamında ücret alan öğrenciler, işletmelere niteliklerini tanıtma fırsatı elde ediyorlar. Evet, okulumuzu tanıtım aracılığıyla görmüş olduk. Şimdi Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin değerli müdürü Sayın İrfan Karaçayır ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Öncelikle tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Okulumuzu tanıtmak için okulumuzdan mezun bir öğretmenimiz, yine okulumuzdan mezun diğer bir öğretmenimiz ve ben okul müdürü İrfan Karaçay'la bu hakkı verdiğinizden dolayı tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de vaktinizi ayırıp yayınımıza katıldığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. İrfan Bey, ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Tabii ki efendim. Ve Teknik Anadolu Lisesi nasıl bir okul? Şimdi öncelikle ben kısaca tarihinden bahsedeyim size. 1982 yılında 2. Endüstri Meslek Lisesi adıyla kurulmuş. İlk etapta motor ve elektrik bölümü ve makine bölümüyle açılmış. Adapazarı'nın, Sakarya'nın en geçmişi olan okulların meslek liselerinden biri. Şu anda 30 dönüm arazi üzerinde kurulmuş. Toplam ana bina dışında 6 adet yerleşkesi bulunan büyük bir lise kampüsü. Okulumuzun öğrenci kapasitesi yaklaşık 1500 öğrencidir. Ama bu zaman zaman özellikle deprem döneminde 3000'lere kadar çıkmış. Yani normalin çok çok üzerinde bir kapasiteyle sahip olmuş geçmiş yıllarda. Derslik sayımız 49'dur. Okulumuzda fiziksel şartlarından bahsedersek yemekhane, spor salonu, açık spor alanları, konferans salonu, kantin gibi
öğrencilerimizin zaman geçirebileceği, spor yapabileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği yerler de mevcut. Bunun haricinde okulumuzda şu anda toplam 8 alan var. Sıhhi tesisat ve iklimlendirme alanı, metal teknolojisi alanı, makine teknolojisi alanı, bilişim teknolojileri alanı, tasarım teknolojisi alanı, raylı sistemler alanı, elektrik elektronik teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanı olmak üzere toplamda 8 alanda eğitim faaliyetimizi yürütüyoruz. Alan sayısı bakımından da Sakarya'da en fazla alana sahip okul. Dolayısıyla alternatifi çok olan bir okul. Yine LGS ile de öğrenci alıyoruz biz. Geçen sene toplamda elektrik elektronik alanımızı 68, makine alanımızı 64, raylı sistemler alanımıza da 64 öğrenci aldık. Bu yılda elektrik elektronik alanına 34, makine ve raylıya da yine 34 öğrenci alacağız inşallah. Bir şube düşecek bu sene, öğrenci sayısı biraz az olduğu için Sakarya genelinde. 3 şubeyle teknik lisemizde de LGS ile öğrenci alarak eğitim öğretime devam edeceğiz. Okulumuzun atölyelerinde toplam 13 tane bilişim ve elektrik, elektronik ve diğer alanlarda yani değişik laboratuvarlar söz konusu. 18 tane ayrı atölyemiz var. Bu atölyelerimizde öğrencilerimize mesleki eğitimi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Atölyelerimizin hemen hemen %95'i tam kapasiteli, donanım açısından tam kapasiteli, Türkiye'de sıralamaya girebilecek atölyeler. Yani bir öğrencimiz bizim okulumuza geldiğinde her türlü donanıma sahip atölyelerle karşılaşacak ve bu atölyelerde en iyi şekilde mesleki eğitimini alacaktır. Bunun haricinde tabii ki teknik liselerimizde mesleki eğitimle birlikte akademik eğitim de verilmekte. Aynen bir Anadolu Lisesi hangi dersleri görüyorsa bizim okulumuzda teknik liseye gelen öğrenci aynı fizik, kimya, matematik, edebiyat, felsefe gibi dersleri görüp bunun yanında mesleki eğitim derslerinde görüp hem meslek lisesi diploması alabiliyor hem de Anadolu Lisesi derslerini görerek üniversiteye de hazırlanma şansına sahip. İstemesi halinde başarabilir bunu. Şu anda yani şu ana kadar okulumuzdan birçok öğrencimiz üniversiteye geçmiş. Üniversite hocaları, profesörler var. Düşünün, Londra'daki bir üniversitede bizim okuldan mezun bir öğrencimiz şu anda bölüm başkanlığı yapıyor profesör olarak. Amerika'daki üniversitelerde yine öğrencilerimiz profesör olarak çalışıyor. Türkiye'deki birçok üniversitede, özellikle Sakarya'daki Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde, Sakarya Üniversitesi'nde birçok öğrencimiz yine akademik kariyerini yapmış, doçent, profesör ünvanlarıyla çalışmaktalar. Müdür Bey, araya giriyorum, çok affedersiniz ama kameranızı düzeltebilir misiniz? Yüzünüz şu an yarım gözüküyor, mümkünse. Yarım gözüküyor. Şu evet. Anda nasıl? Şu an daha iyi bir öncekine göre. Daha iyi. Laptop'tan bu kadar oluyor da yamultmakta kalıyorum. O zaman da görüntü biraz bozuluyor. Evet. Uzaktan eğitim döneminde de yine okulumuz boş durmadı. Öğretmenlerimiz hafta sonları özel izinle gelip okulumuzu yenileştirmek için uğraşıyorlar. Özellikle bugün katılım sağlayan Mümin Hocam ve Akın Hocam'ın katkıları bu konuda çok fazla. Yine onların ekiplerinin, yani diğer öğretmen arkadaşların katkıları çok fazla. Okulumuzun eğitim alanlarını geliştirmek, yenileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten soruların çoğunu diğer öğretmen arkadaşlarımıza, okulumuzdan mezun olan öğretmen arkadaşlarımıza yönelteceksiniz. Ben tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hemen okulumuzun metal teknolojisi alan şefi Akın hocamıza dönüyorum. Akın hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hemen ilk sorumuzla başlıyorum Akın hocam. Mesleki ve teknik liselerde nasıl bir eğitim programı uygulanıyor? Evet, önce kendimizden biraz tanıtayım, Müdür Bey bahsetti. Ben 89 yılında Fatih Müslüman Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Şimdi mezun olduğum okulda öğretmen olarak çalışıyorum yaklaşık 21 yıldır. Bu da ayrıca bir gurur verici bir olay benim için.
Başka türlü çalışıyorum. Yani kendi okulum gibi. Şimdi sorunuza gelince ben bu konuda öncelikli olarak mesleki ve teknik Anadolu Liselerin eğitim programı hakkında bilgi vermeden önce neden mesleki eğitim sorusuna cevap vermeyi daha doğru buluyorum. Bu amaçla mesleki eğitimin önemini vurgulayarak başlamak istedim. Mesleki ve teknik eğitim, sosyal ve ekonomik sektörleriyle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan, ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan, yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştiren ve paydaşlarla işbirliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz meslek alanlarında yetenekleri doğrultusunda tercih ederek okullara gelmektedir. Bu öğrencilere mesleki tanıtımlar, ilköğretim seviyesinde ve 9. sınıf eğitimlerinin başladığı eğitim yılının ilk 3 haftası içerisinde yapılmakta. Öğrenciler bu süre içerisinde alan seçimi yaparak eğitimlerine devam etmektedirler. Mesleki eğitime başlayan öğrenciler ise yerleştikleri alanın temel meslek derslerini ve kültür derslerini almaktadırlar. Mesleki eğitimler 9. sınıf seviyesinde haftada 11 saat olarak uygulanmakta. 10. sınıf seviyesinde ise görecekleri ders saatlerine bağlı olarak mesleki eğitimde beceri eğitimlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 11. sınıf seviyesinde ise öğrenciler yerleştikleri alanların meslekleriyle ilgili dallarına geçiş yaparak meslek dersleri konusunda eğitimlerine devam etmektedirler. 12. sınıf seviyesinde ise öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili işletmelerde beceri eğitimlerine haftada 3 gün olmak üzere devam ederek sektörün istediği mesleki becerilere sahip olarak okulumuza mezun olabilmektedirler. Akın hocam, bu arada mikrofonunuzda biraz cızırtı var. Biraz zor anlaşılıyor anlattıklarınız. Acaba onunla ilgili bir şey yapabilir miyiz? Şu an daha iyi geliyor mu? Şu an bir öncekine göre biraz daha iyi. Tamam, ben hareket ettiğim o zaman. Tamam, şu an birazcık daha iyi bir öncekine göre daha Evet. belirgin. Bir diğer sorumuzla devam ediyorum. LGS puanı ile öğrenci alan teknik bölümleriniz var. Biraz önce Müdür Bey de zaten bahsetmişti. Bu bölümler hakkında bilgi alabilir miyiz? Bir de bu bölümlerin puanını öğrenci almayan bölümlerden nasıl bir farkı var? Evet. Okulumuzda LGS puanı ile öğrenci alan 3 tane alan bulunmakta. Müdür Bey'in de bahsettiği gibi. Bu alanlar makine ve tasarım teknolojileri alanı, elektrik elektronik teknolojileri alanı ve raylı sistemler teknoloji alanıdır. Ben bunlardan kısaca bahsedeyim. Makine ve tasarım teknoloji alanı olarak. Klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgahlarında makine imalat sistemleri yapma, kalıplama teknikleri, taş metal kalıpları, hacim kalıpları ve iç kalıpları imalatı yapma, 2 ve 3 boyutlu makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, makinelerin temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve işleme tezgahlarında imalat işlemlerini yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun üretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapma, endüstriyel ürünleri geliştirme yetenekleri kazandırmaya yönelik mesleki eğitim ve öğretim verilen bir alandır. Elektrik elektrik teknolojisi alanı ise bu alanın altındaki yer alan dalların yeterliliklerini kazandırmaya yönelik doğru ve alternatif akım makinelerinin tarımı ile bakımı ve onarımı, büro makinelerinin bakımı ve onarımı, elektrik tesisatlarının çekilmesi ve pano montajı, elektrikli ev aletlerinin bakım ve onarımı, elektromekanik taşıyıcıların bakım ve onarımı, endüstriyel tesislerin, elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı, görüntü ve ses sistemlerinin kurulumu ve bakımı, güvenlik sistemlerinin kurulumu ve bakımı, haberleşme sistemlerinin kurulumu ve bakımı ve yüksek gerilim sistemlerinin kurulumu ve bakımı ile ilgili yeterliliklerin kazanılmasına yönelik mesleki eğitim verilen bir alandır. Raylı sistemler teknolojisi ise raylı sistem araçlarının servise hazırlama ve sürücü alayına sahip olması gereken raylı sistemler, kataner, sinyal ve haberleşme sistemlerinin kontrolü, bakımı ve onarım işlemlerini yapma, raylı sistemleriyle yapılan taşımalar sırasında taşıma, tren ve trafiğini planlama, işletme sistemini kullanma, raylı sistem trafiğini işletebilme
ve yolcu lojistik hizmetleri yapma, raylı sistem yollarının teşkiliyle kontrol, bakım ve onarımını yapma, raylı sistemlerdeki mekanik, elektrik ve bilgisayar teknolojinin birlikte kullanıldığı araç, bakım ve onarımlarını yapma, diğer yönelik bir tane yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimler verilen bir alandır. Bahsettiğimiz meslek alanlarının amacı ise alan içerisinde yer alan dallardan sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçtır. Diğer sorunun ikinci kısmına gelince, puanla öğrenci almayan bölümlerden farkı ise LGS puanı ile öğrenci olan bölümlerde akademik dersler ağırlıklı olmakla beraber meslek dersleri konusunda eğitim almak kısmında. Öğrencinin akademik kariyer yapma imkanları diğerlerine göre daha fazladır. LGS puanı ile yerleşen öğrencilerimiz yarı yıl ve yaz tatillerinde 300 saat staj izni yaparken 4 yıllık eğitim sürecinde yoğunlaştırılmış seçmeli akademik derslerle üniversite hazırlık yapmaktadırlar. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Bir diğer sorumuzla devam ediyorum Akın Hocam. Meslek liselerinde öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda staj yapma zorunluluğu var diye biliniyor. Siz de bahsetmiştiniz. Evet. Bu staj süreci hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şundan bahsedeyim. Anadolu meslek programlarından bahsedeyim önce. Sınavsız öğrenci alan bölümler diyeyim bunlara. Bu okul türündeki öğrencilerimiz son sınıflara yani 12. sınıfa geldikleri zaman haftanın 3 günü işletmelerde, kendi alanlarıyla ilgili işletmelerde staj dediklerine, yani işletmede bedel eğitimi görüyoruz biz buna. Bunu yapıyorlar ve bununla alakalı olarak da ücret alıyorlar yasal çerçevede belirlenen. Bu süreçte çocuklarda beklenen sonuç şu öğrencilerimizde. Öğrenciler sonuçta mesleki okullarında bir eğitim, mesleki eğitim alıyorlar. Mesleki eğitimin işletmelerle aynı seviyede olabilmesi için bir uyum süresi gerekiyor. Yani bir oryantasyon süresinin de olması gerekiyor. Aslında bu işletmede bir eğitimi ya da staj dediğimiz olay öğrencilerin özel sektör ya da sektöre uyumlarını gerektiren, uyumlarını sağlayan bir süreç. Mesela biz burada şöyle bir şey görebiliyoruz. Öğrencilerimizi özellikle kendi alanım için söyleyeyim. Metal teknoloji alanı. Mutlaka'da çok güzel bir şehir sanayi gücü olarak. Biz öğrencilerimizi staj ya da işletmede bir eğitimine yolladığımız zaman öğrencilerimizin büyük bir kısmına staj yaptıkları yerlerde şu teklif geliyor. Okulunuz bitince burada kalınız. Bizimle çalışmaya devam ediniz. Yani burada öğrencilerimizin yaklaşık %80'i bu teklifi alıyorlar. Ha, bunu öğrencilerimiz değerlendirmiyor ya da değerlendirmez. O noktada sebeplerimiz oluyor ama sonuçta bulunduğumuz bölgenin sektörü bizdeki meslek alanlarına çok fazla ihtiyaç duyuyor. Burada tabii biraz şunu da belirtmek isterim. Yani övünmek gibi olmasın ama yanlış anlaşılmasın. Meslek eğitimi olarak çok üst seviyeli meslek eğitim veriyoruz. Bunun için yönetim kadromuza, idare kadromuza çok teşekkür ediyoruz. Her türlü fırsatları bizlere veriyorlar. Biz de öğrencilerimize bunları aktarıyoruz. Ekipman ve malzeme olarak hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Tabii bunlardaki sıkıntı çekmememizin sebebi aynı şekilde öğrencilerimize uygulamalar yaptığımız için öğrencilerimiz sektörün istediği seviyeye daha yakın oluyorlar. Dolayısıyla da staj süresinde kendi becerilerine çok daha rahat gösterdikleri için iş piyasasından teklif alıyorlar. Bu da çok doğru. Aslında olması gereken de bu. Diğer şeye gireyim. Anadolu Teknik AFP programları sınav ve öğrenci alanlarda öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri süreci içerisinde ağırlıklı olarak akademik eğitimler alıyorlar. Bu öğrencilerimizin üniversiteye giriş şanslarının çok fazla olmasıyla birlikte tabii meslek okudukları için staj da yapmaları gerekiyor. Bu öğrencilerimiz 10. sınıftan itibaren 10. sınıf bittikten sonra yaz tatilinde ve yarı yıl tatillerinde mezunluğa kadar 300 saatlik bir staj eğitimini tamamlamaları gerekiyor mezun olanlar için. Bu öğrencilerimiz de bu süreçleri böyle tamamlıyorlar ve mezun oluyorlar. Evet, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben de staj kavramı hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bizi izleyen öğrencilerimiz henüz ortaokul kademesinde oldukları için staj kavramını içlerinde ilk kez duyanlar olabilir. Staj şu demek aslında, herhangi bir mesleği edinecek olan bir kişinin geçirmiş olduğu uygulamalı bir öğrenme süreci diyebiliriz bir anlamda. Meslek liselerinde de öğrenmiş olduğumuz üzere uygulama eğitimine son derece önem veriliyor.
Gerçi Akın Hocam biraz önce değindiniz ama sanırım tam anlaşılmamış olabilir. Meslek liselerinde bölüm seçimi hangi sınıfta oluyor diye bir sorumuz da var. Evet. Gerçi biraz değindiniz sanıyorum ama bir kere daha onu vurgularsak iyi olabilir. Tabii meslek liselerinde gerçi son yıllarda çok fazla değişiklik oluyor ama ben en sonki halini anlatayım, bu sene yaptığımız halini. Öğrencilerimiz okula puanlarıyla geldiler. Biz ilk 3 hafta içerisinde öğrencilerimize alan tanıtımlarını, bölüm tanıtımlarını yaptık. Ve bu süreç içerisinde şu öğrencilerimiz bölüm tanıtımları yapıldıktan sonra puanlarıyla alanlara yerleştiler, bölümlere yerleştiler. Evet, peki bir öğrenci daha sonradan başka bir bölüme geçmek isterse nasıl bir yol izlemeli? Evet, bu sorunuzu da yine şöyle cevap vereceğim. Malumunuz her sene eğitimimizde bazı uygulamalar takvimlerle alakalı değişiklikler oluyor. Ben adam bu sene yaptırılan uygulamadan bahsedeyim. Öğrenciler alan seçimini 9. sınıfın ilk 3 haftasında yaptıktan sonra eğitimlerine devam ediyorlar. Birinci dönemin son haftasına kadar öğrencilerimiz alan değişikliği yapabilirler. Bu alan değişikliği işleminin de nakil başvurusu şeklinde yapıyorlar. Tabii bunun bakanlığın belirli bir nakil takvimi var. Bazen haftalık olabiliyor, bazen aylık olabiliyor. Tabii bu dönem sonuna kadar bakanlığın belirli takvime göre başvuru yaparak alan değişikliği yapabilir öğrenciler. Tamam, böyle bir hakları var o zaman. Evet, O tarihleri var. Takip etmeleri gerekiyor, nakil tarihlerini. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Meslek liselerinde pek çok alan var, bölüm var. Tabii bir öğrencinin de bu bölümlerde okuyabilmesi için illaki bir takım özellikleri, bir takım vasıflara sahip olması gerekiyor. Sizce meslek lisesi öğrencisinde hangi özellikler olmalı? Yani evet, aslında bununla ilgili çok şey anlatabiliriz. Bizim beklediğimiz aslında şey gibi, yani meslek lisesinden mezun olacak olan öğrenciden beklediğimiz şey şu: özgüvenli, ayakları üzerinde durabilecek, kendi problemlerini kendi çözebilecek, tanımadığı ortamlarda yaşama mücadelesini verebilecek düzeyde bir çıktı bekliyoruz mezuniyetimizden sonra. Ama girişte öğrencilerimizin şunların olması lazım. Şimdi mesleklerin bazı özellikleri var. İşte atıyorum bize 8 alan var, farklı bölüm var. Her bölümün yapmış olduğu işlerin işler farklı, tehlike dereceleri de farklı. Şimdi öğrenciler bir kere her mesleğin mesleği yapabilecek sağlık şartlarına sahip olması gerekir. Bununla alakalı kayıt sırasında aile hekiminden ya da doktorun rapor almaları da gerekir. Buna şöyle örnek vereyim, daha iyi anlaşılsın isterim. Mesela metal bölümüne gelecek olan bir öğrencimizden biz ciğerleriyle ilgili bir problem ya da nefes alma ile ilgili bir sağlık problemi olmasını istemeyiz. Çünkü bizim meslek alanımızda kaynakla ilgili işlemlerde kaynak dumanı öğrencilerimizin sağlığına olumsuz etki edebilir. Eğitim tabii ki önemli ama önceliğimiz sağlık, önceliğimiz iş güvenliği tabii ki her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeleri gerekir. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bir diğer sorumuz, okul olarak katıldığınız projeler, yarışmalar var mı? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Bunlar meslek liselerine özgü projeler, çalışmalar olabilir. Evet, okul olarak katıldığımız projeler tabii ki var. Bunu da aslında şöyle söyleyebilirim. Yani biz eşkıyar kurumlarımıza göre alçak gönüllü olmayacağım bu konuda. Açık ara öndeyiz diye düşünüyorum. Mesela şundan bahsedeyim ilk önce. Erasmus projeleri kapsamında okulumuzun çok fazla mesleki eğitim ve öğrenci hareketliği projeleri oldu. İşte 2019, 2009, 2015, 2016, 2017 ve 2019 gibi. Bu yıllarda okulumuz proje yaparak, proje sahibi olarak öğrenci ve öğretmenlerini yurt dışına götürdüler. Onun dışında ayrıca bir de ortaklık yaptıklarımız var. Yani proje yapan okullara ortaklık yaparız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz yurt dışına hareketlere katıldılar. Onun dışında bölgemizde bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na yapmış olduğumuz projemiz var. Bu sene yapmış olduğumuz proje bütçe olarak en yüksek proje, 700 bin lira yaklaşık. Projemizin ismi ise Otomotiv Endüstrisi'nde Yenilikçi Kalite Kontrol ve Test Sistemleri. Bu projemiz geçti. Şu an okulumuzda laboratuvarlar kuruluyor ve proje süreci devam ediyor başarılı bir şekilde.
Onun dışında yapmış olduğumuz enerji verimli bir projemiz var. Değerler eğitim projemiz var. Meslek lisesi olmamıza rağmen sportif alanında geçmişten bugüne kadar futbol, voleybol, handbol, atletizm, badminton, kız ve erkek boş takımlarımız ile birçok il ve bölge düzeyinde madalyalarımız bulunmakta. TÜBİTAK bilim fuarlarına ve yarışmalarına her yıl çok yoğun bir şekilde katılıyoruz. Robot yarışmalarına, kodlama yarışmalarına katılımlarımız var. Ayrıca meslek lisesi olmamıza rağmen kültürel yarışmalarda çok fazla yer alıyoruz. Bunlardan da birkaçından bahsetmek isterim. Bir Hayata Dokunma, Yenilikçi Öğretim Materyallerinin Tasarım Yarışması, Mevlana Şiir Yarışması, Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması, Yaratıcı Çocuklar Derneği Öykü Yarışması, Sarık Buran'ın izinde Öykü Yarışması, Ömer Seyfettin'in 100. Ölüm Yılı Hikaye Yarışması, 15 Temmuz'da Selahattin Öyküsü, Eskişehir Öyküsü Yarışması, Mehmet Akif İnan Deneme Yarışması, 100. Yılında Kahramanmaraş İstiklal Ruhu Şiir Yarışması, Çevre, İnsan ve Geleneksel Yaşam Öykü Yarışması, Milletin Sesi Mehmet Akif Şiir Yarışması, 29 Ekim Cumhuriyet Şiir Yarışması, Türkiye İnsan Hakları Karikatür Şiir ve Öykü Yarışması, Münazara Yarışmaları gibi yarışmalarda yerimizi almış bulunmaktayız. Akın Hocam teşekkür ediyorum sorumuza vermiş olduğunuz cevabınız için. Evet. Üniversiteye gitse meslek liselerine sağlanan avantajlar nelerdir? Evet, öğrencilerimizin üniversite girişlerinde teknoloji fakültelerinin mühendislik alanlarına yerleşme işleminde kendi alanlarıyla ilgili müracaatlarında bir öncelikleri var. Son yapılan değişikliklerle Yükseköğretim Kurumu teknoloji fakültelerinde kontenjanlarının %30'luk kısmını meslek lisesi öğrencilerine ayırmıştır ki bu çok büyük bir avantajdır. Tamam. Bir öğrenci üniversitede bölüm tercih ederken meslek lisesinde okuduğu bölümden tercih yapmak zorunda mı yoksa başka bir bölümde tercih edebilir mi? Tabii ki başka bölümden tercih yapabilir. Öyle bir zorunluluk yok. Ama dediğim gibi teknoloji fakültelerinin kendi alanlarıyla ilgili mühendislik kısımlarını isterlerse %30'luk o kontenjandan yararlanmak bu bir kendilerine bir avantaj sağlayabiliyor. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Okulumuzun sosyal imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Kulüp olabilir, geziler olabilir. Evet, en güçlü alanlarımızdan bir tanesi gene buradan. Okulumuz sosyal imkanlar doğrultusunda öğrencilerine birçok olanak sağlamakta. Bunlardan bahsedeyim. Teknik geziler düzenliyoruz. Okulumuzdaki bütün bölümler kendi meslek alanlarıyla ilgili olarak kamu ve özel kurumlara teknik geziler düzenliyor. Bunlardan biraz bahsedeyim. İşte otokar fabrikası, piyasa fabrikası, Türk traktör, TÜVESAŞ, üreten, İstikbal, Başak traktör, Saski ve birçok işletmeye teknik geziler düzenliyoruz. Ayrıca okulumuzda Anadolu Teknik Programı olduğu için akademik eğitim ya da Anadolu Meslek Programı'ndaki öğrencilerimizin üniversite ile ilgili düşüncelerinin netleşmesi adına üniversite tanıtımları da yapıyoruz. İşte Sakarya Üniversitesi'ne geziler düzenliyoruz. İşte Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi'ne ve İstanbul'daki bazı üniversitelere geziler düzenliyoruz. Onun dışında belirli gün ve haftalar çerçevesinde ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerine geziler düzenliyoruz. İşte bunlara örnek olarak Çanakkale ve Pamukkale'yi örnek veririz. Öğrencilerimizden talep gelirse eğer başka yerlerde geziler düzenlenebiliyor. Bunlar en son yaptığımız geziler. Okul içerisinde sportif etkinlikler yapılıyor ayrıca. İşte bunlar sınıflar arası işte gençlik oyunları diyoruz. Müdürümüzün bu konuda çok büyük emekleri var. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Okulda sosyal ortamlar yaratıyor. Sınıflar arası ip çekme yarışması, top sektirme, basketbol, futbol, voleybol, bilek güreşi, masa tenisi, dart gibi hem öğrenci hem öğretmenlerle bu gibi yarışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda okulumuzun bir yemekhanesi var, müdürümün bahsetmişti. Yani 150, yaklaşık 150 öğrencimiz aynı anda yemek yiyebiliyor. Okulumuzda işte kütüphanemiz, satranç odası, kantin gibi alanları bulunmakta gibi. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için Akın Hocam. Şimdi de Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi mezunlarından Mümin Elçin Hocam'la devam ediyoruz. Mümin Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, hoş buldum. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Valla işte Fatih Meslek mezunuyuz dediğiniz, sizin de söylediğiniz gibi Adapazarlıyız. 88 yılında ben de Fatih Meslek Lisesi'ne girdim.
91 yılında mezun olduk çok şükür. Ondan sonra hemen üniversiteyi kazandım aynı sene hiç ara vermeden. Kendi okuduğum bölümün öğretmenliğini kazandım. Onu da bitirdikten sonra hemen öğretmen olarak atandık zaten çok şükür. Fatih meslekli olmaktan biz açıkçası işte Akıl Hocam da bizim okul mezunu. Biz yaklaşık olarak 10 tane öğretmeniz sanırım. Kendi okulumuzdan mezun olup okulumuzda çalışan 8-10 tane öğretmen var şu anda. Tabii bizim duygumuz biraz daha farklı diğer arkadaşlardan. Yani biz biraz daha oralıyız yani. Biz farklı bir kafa yapımız olabiliyor biraz daha. Ama biz okulumuzu çok seviyoruz. Aslında öğrencilerimizin birçoğu da severek mezun oluyorlar. Öyle düşünüyorum ben. Ama tabii öncelikle konusunda bizim hani siz şimdi 8 sınıf rehberlik öğretmesiniz. Daha çok hani bu mesleki eğitim konusunda ön yargısı olan bir öğrenci değilse eğer kişi bizim okulumuzdan çok mutlu ve başarılı bir şekilde mezun oluyor. Ama işte bu ön yargısı olan çocuklarla ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz ama genelde onlar da gelmiyorlar zaten. İşte gelenlerle ilgili biz genelde demin Akın Bey'e sorduğun sorularda gibi sosyal ortamları çok yüksek. Her türlü mesela okul içi faaliyette çok fazla olan bir okuluz biz. Zaten atölyede meslek derslerinin çünkü her zaman şunu söyler hocam vakti nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Yani bizim mesela 9 saatlik 8 saatlik atölye derslerimiz vardır. Sabah çocuklar 8.30'da bir girerler. Akşam 5'e kadar vakti nasıl geçtiğini anlamazlar. Bir mücadele içerisinde bir çalışmayla akşam olduğunu anlamazlar ve tatlı bir yorgunlukla evlerine giderler gerçekten. Yani böyle başlayabilirim. Elektrik alanı öğretmenisiniz. Evet, elektrik elektronik alanı öğretmeniyim. Elektrik elektronik alanı uzmanlık alanınız. Siz tabii evet. Teknik Eğitim Fakültesi mezunusunuz değil evet, mi hocam? Evet, Teknik Eğitim Fakültesi mezunu. Doğrudur. Şu an teknoloji fakültelerine dönüştürüldü teknik eğitim fakülteleri diye biliyorum. Öyle hepsi mi? Hepsi değil. Şimdi mesela işte teknik eğitim fakülteleri biraz çoğaldı. Ondan sonra bunların bir kısmı tabii öğretmen ihtiyacı azaldığı için ülkede teknik öğretmen ihtiyacı azaldığı için bunlardan 3-4 tanesini bıraktılar. Diğerlerini teknoloji fakültesine çevirdiler. Hala teknik eğitim fakültesinde çalışanlar var diye biliyorum. Yani şu anda yine bir öğrenci sizin gibi bir elektrik elektronik öğretmeni olmak istese bu yolu tercih edebilir. Edebilir. Hal. Ve bunda da ek puan alabiliyor. Yani Akın Bey'in bahsettiği gibi kendi dalında eğer bir öğretmenlik fakültesine başvurursa gene bunda ek puan avantajını kullanabiliyor öğrencilerimiz. Aslında sormuş olduğum sorulardan biraz bahsettiniz. Siz belki ekstradan mesleki teknik eğitimlerle alakalı, mesleksizlerindeki teknik eğitimlerle alakalı belki söylemek istedikleriniz varsa çünkü benim soracağım bütün soruları aslında cevaplandırdınız biraz önce. Evet. O yüzden sizi dinlemek isteriz. Ya şimdi ben de şeye biraz vurgu yapmak isterim. Mesela bu staj olayı bizim okulumuzun diğer okullardan ayıran en temel özelliği. Bir sağlık mesleklerde var biliyorsunuz bu. Bir de bizim mesleklerimiz de var. Bu orta öğretimde diğer tüm okullarda bizi farklı kılan şey açıkçası bu. Mesela ben kendi öğrencimden biraz bahsedersem bizim zamanımızda lise 3 seneydi ve biz 2 yıl staja gidiyorduk. Mesela ben 1 yıl boyunca önce bir televizyon tamircisinin yanında staj yaptım. Cumartesi gününe dahil yani sadece normalde 3 günde ama cumartesi gününe de gidiyor. Çünkü derdimiz bir şeyler öğrenmekti ve cumartesi de gidiyorduk. İkinci sene bu sefer değişik bir usul dedik. Vagon fabrikasında staj yapma imkanı buldum. Ya bunlar bir kere Akın Bey vurguladı. Bir oryantasyon, birazcık mesleki olarak gelişme. Ben daha çok şöyle bakıyorum. Ya bunlar o yaştaki çocukların bir kere ufkunu açıyor. Hani bir ne derler bizim piyasa şartlarını öğrenmesini sağlıyor. Ast üst ilişkisinin nasıl olduğunu görmelerini sağlıyor. Biraz hayata erkenden gözlerini açmasını sağlıyor açıkçası. Yoksa 18-19 yaşına gelmiş herhangi birinden emir almamış veya işte herhangi bir toplu ortamda çalışmamış birisinin 20 yaşından sonra 21 yaşından sonra bir iş ortamına girmesiyle işte bizim okulumuzdan mezun olup bu 16-17 yaşında bir kurumda aslını üstünü bilerek görev bilincini alan bir çocuğun çalışması çok daha farklı oluyor diye düşünüyorum. Yani meslek tarafını bir tarafa bırakırsanız bence bu kısmı bile bizim okulun büyük avantajı diye düşünüyorum. Artı Akın Bey vurguladı stajyerlerimizin
tamamında neredeyse devlet kurumları hariç de onlar resmi olarak personel aldıkları için özel sektörün tamamı neredeyse %80'ini öğrencilerimize iş teklifinde bulunuyorlar. Stajyer öğrencilerimize. Tabii bunların tamamı tabii kabul etmiyor. Öğrencilerimiz hepsinin kendine bir hayalleri var. Sonuçta çocukların birçoğu hala üniversite okumak istedikleri için diye düşünüyoruz herhalde. İşte devam etmiyorlar ama eden çocuklarımız var. Çok da erkenden hayata atılıyorlar. 18-19 yaşında sigortalı bir işe girmiş oluyorlar. Bence bunlar için de bu bir avantaj. Peki şu an bizi izleyen öğrencilerimiz var, ekran başında velilerimiz var. Mümin Hocam, okulunuzu tercih etmeyi düşünen öğrencilere neler söylemek istersiniz? Ne önerirsiniz onlara? Yani meslek lisesi gene sonuçta ben bir mezun öğrenci olarak katılıyorum bu programa. Kendimden örnek vermem o yüzden yanlış olmaz diye düşünüyorum. Mesela ben o 88-89'lu yıllarda başarılı bir ortaokul öğrencisiydim. Hani belki bugünkü şartlarda bir fen lisesi bile kazanabilecek bir öğrenciyken o yıllarda meslek lisesini tercih etmiştim. Elektronik bölümünü tercih etmiştim. Hiç pişman değilim. Şimdi meslek liselerinde bence bakış açısıyla ilgili bazı sorunlarımız var. Yoksa hani şöyle bakılmaması gerekiyor. Meslek lisesine giden herkesin işçi olacağı anlamına gelmesin. Şimdi mesela ben şimdi biz tabii 20-25 yıldan beri bu okulda çalışıyoruz. Staja gönderdiğimiz öğrencilerin takiplerini yaparken şunu gözlemliyoruz. Hani bu şu an piyasada gördüğünüz firmaların yani mesleki firmaların işte bir mesela ben kendi mesleğimle ilgili söylersem işte elektrik elektronik işi yapan, kamera ve güvenlik işleri yapan, bilgisayar işleri yapan firmaların %90'ı meslek lisesi mezunu insanlar. Yani bunların hepsi meslek lisesinden mezun olmuşlar ve kendi iş yerlerinin sahipleri olmuşlar ve inanın hani şey değil, hepsi benden çok zengin. Hani sonuçta hepsi bir patron olmuşlar. Kendi iş yerleri sahibi olmuşlar. Hani bir kere şunu bence hatayı orada başlıyoruz yapmaya. Ya ben meslek lisesine gidip işçi mi olacağım? Hayır. Yani meslek lisesi okursanız kendi işinizin patronu da olabileceksiniz. Yani sonuçta bu bir merhale. Kimse bu tip bizim sektörüm yani mesleki sektörlerin hiçbirisinde babadan kalma dükkan olmaz. Çünkü zanaatkarlık ister bunların hepsi. Önce işinizin erbabı ustası olacaksınız, sonra bir iş yeri sahibi olacaksınız. O yüzden meslek lisesi bu işin belki de start noktası diyebiliriz. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Vurguladığınız kısımlar çok değerliydi. Şimdi aynı zamanda yayınımızda aramızda okulumuzun 12. sınıf metal teknolojisi alanı öğrencisi Ömer Faruk Aydın var. Ömer Faruk, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Seni tanımak isteriz. Ben Ömer Faruk Aydın. Bildiğiniz üzere metal teknolojisi bölümü 12. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım. Ortaokulumu yine Adapazarı'nda olan Sabiha Hanım ortaokulunda bitirdikten sonra aslında istemeyerek de olsa ben meslek lisesine başladım. Çünkü benim hayalim aşçılıktaydı. Yani ben çocukluğumdan beri aşçı olmak isterdim ama meslek lisesine kayıt oldum. Meslek lisesi metal bölümüne kayıt oldum. Ve burada yaptığım materyalleri baktığım zaman kendim yaptığımı görünce buradaki öğretmenlerimle beraber geçirdiğim aile ortamını görünce, arkadaşlarımla beraber geçirdiğimiz vakitleri görünce okulumu ve bölümümü çok sevmeye başladım. Bu bölüme geldiğime, bu okula başladığıma kesinlikle pişman değilim. Hani iyi ki de bu bölüme gelmişim. Hani biz, çünkü dışarıdan bakıldığı zaman ben de hocalarımın dediği gibi dışarıdan çok yanlış bir algı oluyor genelde meslekler üzerine. Ben de bu algının kurbanı oldum ama hani geldiğim zaman gerçekten şunu anladım ki ya hani kendi kendime dedim ki Ömer sen bu işten ilerlersen ileride ayaklarının üstünde durabilecek pozisyonu sağlayabilir sana bu insanlar dedim. Hani ben bu imkan bende varken neden kullanmayayım dedim ve bölümdeki öğretmenlerime ve yaptığım işime dört elle beraber sarıldım. Bu şekilde. Biraz bölümünden bahsedebilir misin? Metal teknolojisi alanı nasıl bir alan? Neler yapıyordunuz? Pandemiden önce okulda bir gününüz nasıl geçiyordu? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii. Biz şimdi metal bölümünde olarak çeşitli kaynak tekniklerini öğreniyoruz başlıca. İşte elektrik kaynağı olsun, oksigaz kaynağı olsun, gazaltı kaynağı olsun. Bunun yanı sıra
Hani soğuk şekillendirme, sıcak şekillendirme, bükme, delme, eğme işlemlerini. Ve belki de en büyük avantajımız olan imkanlarımızın elverişliği sebebiyle bölümümüzde olan bilgisayar sınıfında hani Solid programlarında teknik yani bilgisayarda çizim öğrenebiliyoruz. Yani ben bunu kendi açımdan baktığım zaman çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Hani bu şekilde çeşitli işler yapıyoruz. Ortaya çeşitli materyaller koyuyoruz ve hani insanda şöyle bir duygu uyanıyor. Ya ben bunu yapabiliyorum, ben bunu başarabiliyorum deyip insan kendiyle gurur duyuyor. Hani bu bize bu imkanları sağladıkları için başta Müdür Bey'im İrfan Karaçayır'a ve Bölüm Şefim Akın Dede Yakın Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bizim okulda bir günümüz, bizim derslerimiz normal 8.30'da başlıyoruz. Yani 8.30'da derste olmuş oluruz ama biz 8.20 geçe okulda olmuş oluruz. Yani törendir, sabah konuşmasıdır vesaire. Eğer hani törenimiz bittikten sonra eğer o günkü derslerimiz ana binada kültür derslerimizse ana binadaki sınıfımıza çıkıp hani sınıfı ders işlenecek bir ders işlenebilecek bir ortama getirdikten sonra öğretmenimizi bekliyoruz ama hani dersimiz atölyedeyse meslek dersleri ise sıradan çıktıktan sonra bölümümüze giriyoruz. Yani şunu bir de çok seviyorum bölümümde. Öğretmenlerim kesinlikle iş güvenliği konusunda çok hassaslar. Hani biz bölüme ilk adım attığımız gibi bizim ilk önce yapacağımız iş vestiyerlerimizi, üstlerimizi değiştirdiğimiz yerde iş kıyafetlerimizi giyip iş önlemlerimizi almak oluyor. Yani öğretmenlerim bu konuda çok katı. Gerçekten çok sevdiğim bir konu bu da. Hani biz iş önlemlerimizi aldıktan sonra, iş güvenliği önlemlerimizi aldıktan sonra işte önlük, iş ayakkabısı, gözlük, eldiven vesaire gibi şeyleri öğretmenlerimizle zaten yoklamamız alınıyor ve sınıflara gönderiliyoruz. Sınıflarda o günkü yapacak olduğumuz parçanın o günkü yapılacak olduğumuz işlemi öğretmenlerimiz bize anlatıyor. Yani o günkü dersten sorumlu olan öğretmenlerimiz. Biz de bunu temrin defterlerimize parçamızın resmini çizerek faaliyete koyuluyoruz. Ha, bir de bizim şöyle bir şansımız var. Malzeme açımından, bakımından hani çok faydalanabildiğimiz için bizim hocalarımız bize elimizin daha iyi pratikleşmesi, parçalarımızı yaptığımız işleri daha iyi yapabilmemiz için bize asıl parçayı yapmadan bol bol pratik yaptırıyorlar. Hani bu da bizim çok işimize yarıyor tabii. Asıl parçaya geldiğimiz zaman da parçamızı yapıyoruz. Kontrol için resmini çizdiğimiz temrin defterlerimizle beraber hocalarımızın yanına gidiyoruz ve notlarımızı alıyoruz. Ders aralarında ise hocaların bahsettiği okulumuzda sosyal alanlarımız çok geniş. Hani kantinimiz olsun, basket sahamız, açık basket sahamız, futbol sahamız, kapalı spor salonumuz, masa tenisimiz. Hani çok sayıda yararlanabileceğimiz sosyal alan var. Hani biz de bunun için işte yeri geliyor kantinde oturup muhabbet ediyoruz. Yeri geliyor satranç sınıfımızda gidip satranç oynuyoruz. Ayrıyeten ben okulumuzda münazara takımındayım. Geçen sene de üniversite lise seçmeleri arasında ilk üçe girdim. Edebiyat öğretmenlerimin desteğiyle beraber münazaralara hazırlanma şansı buluyorum. Yani öğretmenlerimden ben hani çıkıp da diyemem ki ben şu konuda ilerlemek istedim, şu konuda öğretmenlerimden destek istedim ve görmedim. Haksızlık olur hani. Öğretmenlerden isteyenden her isteğe, yani öğrenciden gelen her isteğe öğretmenler hep olumlu cevap veriyor bize karşı. Hani bu yüzden çok memnunum. Okulda bir günümüz de böyle geçiyor bizim. Teşekkür ediyorum vermiş olduğum bilgiler için. Bir sorum daha var. Lise çağında mesleki eğitim almanın avantajları sana göre neler? Az önce Mümin Hocam da söyledi. Şimdi ben 18 yaşındayım. Ben bu yaşımda ayaklarımın üstünde dik durabiliyorsam, üstüme bazı sorumlulukları alabiliyorsam, bu bana meslek lisesini katmış olduğu bir avantaj. Ben buna inanıyorum. Hani çünkü neden? Biz buraya geliyoruz, hani öğretmenlerimizle beraber yaptığımız çalışmalarda öğretmenlerimizin bize aşıladığı ilk şey şu oluyor, yani iş ahlakı. Bize iş ahlakını aşılıyorlar. Bu ne oluyor bu sefer? Biz 12. sınıf olduğum için benim 3 gün stajı işletmem oluyor. 3 gün staja gidiyorum. İş ahlakını bize işliyorlar. Bu sefer ne oluyor? Biz iş yerimize gittiğimiz zaman belirli faaliyetlerde kendimizi ön plana atabiliyoruz. Neden? Çünkü kendimize güvenebiliyoruz. Öğretmenlerimiz bölümlerimizde bu güveni bize sağlamışlar çünkü. Hani biz yapamasak bile bize yaparsın oğlum, aslansın oğlum, hadi oğlum diyerekten bizi cesaretlendirip
hani ön plana atmamız, aslında özgüvenimizi sağlamamıza vesile olmuşlardır. Ayrıyeten bir konu da ben staj yapıyorum. Hem de paramı kazanıyorum yani. Pilatek, Sakarya Pilatek firmasında ben staj yapıyorum. Paramı kazanıyorum. En azından hani şöyle düşünüyorum kendi kafama göre. Ya en azından ailemin üstünden ben sorumluluğu bir nebze de olsa alabiliyorum. Oradan kazandığım parayla kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ve bu çok güzel bir duygu. Hani benim yaşımda daha önce hiçbir ortama girmemiş, hiçbir fabrika ortamında çalışmamış, hani annesi babası dışında hiç kimseden emir almamış bir insan gidiyor fabrikada çalışıyor. Hani yeri geliyor emir alıyor. Ama günün sonunda hani o ayın sonunda o eli parasını eline almanın zevki çok bambaşka. Yani ben bunu şu an size buradan anlatamam. Hani bu konudan ben çok avantajlı olduğumu görüyorum. Şöyle bir de Mümin Hocam da az önce vurguladı, ondan önce Akın Hocam da. Şu an çalıştığım firma mesela stajdan sonra benim firmada çalışmamı çalışmaya devam etmemi istiyor. Hani arkadaşlarım mesela bizi dışarıdan görüp de hani şey yapabilirler. Atıyorum bir fen lisesine giden öğrenci diyebilir, aa sen meslek selimsin diye. Ama biz bunları kafamıza takmıyoruz. Neden? İkimiz de mezun olduğumuz zaman ben biliyorum ki meslek lisesindeki hani bölümlerimizin önü çok açık olduğu için hani benim iş arama gibi bir durumum olmuyor. Çünkü Sakarya'da bu konuda çok elverişli. Ben kah staj yaptığım fabrikada çalışmaya devam ediyorum. Kah olsun ya da hani gidip başka bir firmaya başvurduğum zaman kabul edilmeme olasılığım çok düşük. Hani diğer arkadaşlarıma göre kendimi burada ben çok avantajlı olarak görüyorum. Bölümümü de çok seviyorum. İyi ki de bu bölümdeyim. Tebrik ediyorum. Yolun açık olur umarım her daim. Bu arada gelecek konusuna değinmişken ufaktan şöyle bir sorumuz da var sana. Bu alanla ilgili ileride neler yapmak istiyorsun? Biraz bahseder misin? Anlamadım soruyu, pardon. Alanınla ilgili ileride neler yapmak istiyorsun? Şimdi herkesin hayalidir aslında kendi işinin patronu olmak. Hani kimseden emir almadan kendi işine gidip kendi dükkanını açıp hani dükkanında gidip kendi işinin patronu olmak herkesin çok önemlidir. Herkesin hayali de budur. Aslında doğruyu konuşmak gerekirse benim de hayalim bu. Biz bu okuldan mezun olduktan sonra bize zaten diplomamızın yanında içeri açma belgesi de alacağız biz. Hani imkanlarımız çok elverişli olacak. Ama benim şu anlık düşüncem şu. Staj yaptığım firma zaten şu anda da beni bünyesine katmak istiyor okul bittikten sonra. Şu anda staj yaptığım firmada ben devam etmek, eğer imkanlarım elverişli olursa, inşallah Allah herkese nasip eder böyle bir şansı. Ben de kendi işimin patronu, yani kendi dükkanımı açıp kendi işimin başında olmayı istiyorum. Umarım hayalini gerçekleştirirsin. İnşallah. Benimle beraber bütün arkadaşlarım da. Teşekkür ediyorum vermiş olduğun bilgiler için. Çok ben sağ ol. Bu yayın imkanını bize sunduğunuz için ayrıyetten tüm arkadaşlarım adına size teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz tüm bilgiler için tüm konuklarıma teşekkür etmek istiyorum. Yayınımızı kapatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum tekrardan. Yayınımız Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün YouTube kanalına yüklenecektir. Kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler YouTube kanalı üzerinden yayınımızın kaydına ulaşabilirler. Evet sevgili konuklarımız ve izleyicilerimiz, bu 4. yayınımızdı. Yayınımıza katılan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın İrfan Karaçayır'a, Metal Teknolojisi Alan Şefi Sayın Akın Dede'ye, mezunları Mümin Elçin Hocama ve öğrencileri Ömer Faruk Aydın'a zaman ayırıp yayınımıza katıldıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri ağırlamak zevkti bizim için. Verdiğiniz bilgilerden bizi izleyenlerin de yararlanmasını ümit ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.